demin bir hadis okumuştum da bunu sonra açıklayacağım diye söylemiştim. Çünkü çok önemli gerçekten anlatılan her cümlesinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın nasıl tavır içerisinde olacağı, insanlara dini nasıl tebliğ edeceğini çok iyi özetlemiş olan bir aslında hadis. Şöyle söylüyordu. İmam Hazreti Mehdi Aleyhisselam neyin doğru, neyin yanlış olduğunu daha iyi bilir. Nasıl biliyor? Çünkü az önceki hadisi okumuştum zaten. Gerges kuşunun titremesi gibi Allah'tan korkar. Allah'tan korkan bir insana Allah ne verir? Doğruyu yanlıştan ayıracak bir anlayış verir ve nur verir. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam da Allah'tan çok korktuğu için, tam hakkıyla korktuğu için Allah ona doğruyu yanlıştan ayıracak bir anlayış veriyor. Yani vicdanını tam kullanabilme kabiliyeti veriyor. Bütün amellerinde, bütün kararlarında doğruluk diye bir aslında mükafat vermiş oluyor. Böylece Hazreti Mehdi Aleyhisselam neyin doğru neyin yanlış olduğunu daha iyi bilir diyor Peygamberimiz. Kötü hükümleri üzerinizden alıp atacaktır. Bakın çok önemli bir müjde aslında bu. Bunlar nedir? Bakıyoruz dilimize şu anda günümüzde sokulmuş olan milyonlar, binlerce belki de şimdi milyonlar demeyeyim de fazla olur. Binlerce hurafe var, zihniyet var. Hiçbiri Kur'an'la bağlantılı olmayan, Kur'an ahlakına tamamen zıt olan ve insanlara din budur, bunu muhakkak yaşamanız gerekiyor diye dayatılan çok sayıda hurafe. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam İslam dini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı gibi insanlara ulaştırdığında kötü hükümlerin hepsini üzerlerinden alıp atacak. Yani o insanları refaha, huzura kavuşturacak. Üzerlerindeki zincirleri kırmış olacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam tehlikelerinizin önünü kesecek. Bakın bu bölümü önce anlatayım. Tehlikelerinizin önünü kesecek ne demek? Akıl tecelli ettirdiği için Allah aklıyla birlikte o kadar tedbir alacak ki mesela insanlar günlük hayatlarında bile yaşadıkları ortamda akıllarını kullanmadan bir aşamalı, iki aşamalı, üç aşamalı düşünmeden çok sayıda riskle karşı karşıya kalırlar. İş yerinde, evde, hatta yemek pişirirken, iş yerinde bir toplantıdayken sürekli başlarına insanların aksilik dediği çok fazla sayıda iş gelir. Halbuki bunlar insanın aklını kullanmamasından, birkaç aşamalı düşünmemesinden kaynaklanan sürekli bu şekilde devam eden bir zincirdir. Müslüman aklını kullandığında, tedbirleri önceden gördüğünde, önündeki tehlikeleri önceden hesap ettiğinde böyle bir riske karşı karşıya kalmaz Allah'ın dilemesiyle. Bunlar zahiri günlük hayatımızda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la tanışacağımız zaman, tanıştığımız zaman ve onun nurunu gördüğümüz zaman aklını kendimize örnek aldığımızda hayatımıza getireceği konforlar olacak. Ama asıl gerçek yaşamda yani devletlerin zalim sistemleri içerisinde birçok devletin biliyorsunuz Müslüman ülkelerde bile birçok zalim hükümdar, zalim iktidardan dolayı Müslümanlar yıllardır hatta yüzyıllardır eziliyor konumunda. İşte bu tehlikeleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam Müslümanlara gösterecek. Asıl tehlike nedir Müslümanlar için? Birlik olmamalarıdır. Birlik olmayan ne olur? Dağılır. Bakın demin Ebru da aslında çok güzel bir örnek verdi. Küçük gruplar halinde oldukları için Burma'da, Arakan'da Müslümanlar hiçbir güce sahip olamıyorlar. O yüzden de sürekli eziliyorlar. İşte bu asıl tehlikedir Müslümanların üzerinde. İşte ferasetiyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam Müslümanların önündeki tehlikeleri görecek ve bunlara tedbirler alacak. Ve önünü kesecek diyor. Yani bu tehlikeleri durduracak. Ve adaletsiz yöneticilerinizi bertaraf edecek. Nasıl bertaraf edecek? Siyasete girmeyecek Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Veya bir ordusu olup siyasi olarak sıcak savaş içerisine de girmeyecek. Ama akılla, vicdanla, sevgiyle bu yönetimlerin yanlış olduğunu insanlara göstermiş olacak. İnsanlar kendileri içinde, Müslümanlar özellikle birlik olup bu yönetimlere karşı Müslüman birliğiyle, el birliğiyle, tek bir vücut olarak, tek bir beden olarak, tek bir yürek olarak Müslümanlar gerçek Kur'an ahlakını yaşayarak bu liderlerden kurtulmuş olacaklar. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir siyasi lider değil biliyorsunuz. Bir manevi lider, sevgi lideri insanlar için. Baba gibi demişti hatta hocamız. Dünyayı dürüst olmayanlardan temizleyecektir. Şimdi İslam ahlakı dünyada yayılınca tabii ki doğruyla yanlış apaçık belli olacak. Siyahla beyaz gibi. Yani siz baktığınızda doğru konuşan samimi, nurlu, gerçek Müslümanları hemen tanıyacaksınız. Aksinde baktığınızda eli yüzü kararmış, nefretten, öfkeden, sevgisizlikten, o din ruhuna girmediği için, din ahlakı onun kalbini yumuşatmadığı için taşlaşmış olan ruhuyla o insanları hemen fark edecek insanlar. İşte bu diyecekler samimi, temiz Müslümandır. Bu diyecekler Allah'ın dinini tam anlamıyla yaşamayan, dine farklı bilgileri sokmaya çalışan insanlardır. Bunlardan uzak duralım, samimi Müslümanlara yanaşalım diyecekler. İnşallah. İnşallah.
hakkaniyet ile hareket edecektir ve sizin aranızda insaflı bir adalet terazisi kuracaktır. Yani insanlara güçlü olana yaklaşmayacak, güçlü olanın haklı olduğunu söylemeyecek, haklı olanın, samimi olanın, dürüst olanın, Allah yanlısı olanın haklı olduğunu ortaya koyacak ve tam anlamıyla adaletin tecelli etmesine, bütün insanların da bu adaletle hükmetmesine, rahat yaşamasına vesile olacak. Bu işte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dünyada adaleti nasıl tesis edeceğinin çok önemli bir açıklaması Peygamberimiz tarafından, iman edenlerin Efendisi tarafından, sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapılmış olan bir açıklama inşallah. Maşallah.